RPM'den herkese merhabalar. Yavru ile 586 kilometre olmuşuz. Bir sabah sürüşü. Saat 8.30. Cumartesi günündeyiz. Avcılara gideceğim okula. Dedim giderken azıcık sohbet ederiz, azıcık motor dinlersiniz her zaman gibi. Böyle takılalım dedim. Sabah trafiği var herhalde. Zamansız çıktım, bakalım ne kadar sürede gideceğiz. Malumunuz ben Emniyet Şeridi'ni çok sevmiyorum. Ama Avrupa yakasında mecbur kullanacağız gibi duruyor. Sen sinyal veriyorsun ama gelmedi. Avcılar da çok uzak buraya ya. CL250 ile çok fazla git gel yaptım. Bir süre sonra beni yordu, hatta metrobüste falan gitmeye başladım 3-4 aktarmayla. Arada ama hava güzel oldukça ampiyle de çıkarız. Keyifli bir yol. Çok fazla konuşmayacağım, İstanbul sürüşü olacak. Kıtalar arası seyahat. Şimdiden iyi seyirler diyorum size. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Oo, cepler açık gene. Şurada bir anahtar sorgulaması yapayım da ben sıkıldım anahtar kaybetmekten. Baksam iyi olacak. Şöyle bir duralım. Ne olur ne olmaz. Emin olayım. Honda'dan sonra boşu bulmak bir tık zor oluyordu bunda ama alıştım artık. Evet, hazırız. Size hep ekipman alacağım deyip duruyorum ya, kask falan. Geçen Hasanpaşa'ya gittim. Sonrasında birkaç dükkanda kask baktım. İşte AGV zaten K3SV'yi eskittik. 5 yıl oldu artık. AGV'ye baktım, HCC'ye baktım. Bir de ikinci kaskım var benim, MT kask. MT Blade SV başlangıç serisi ama güzel bir kasktı. Kenarda duruyor, kullanacaktım ama motorun rengine uyumlu bir şey istiyorum artık. Bir de biraz daha siyah. O zamanlar hep güvenlik olsun deyip böyle beyaz kask alıyordum. Öyle birkaç model beğendim ama almadım. Motosiklet fuarında belki alırım dedim. Bugün de fuarın son günü. Ben size anlık yayınlamıyorum tabii videolara. Bunu sonradan izliyor olacaksınız ama. Fuara gidebilirsem fuardan belki bir şeyler alırız diyordum. Şimdi motorla gidiyorum. Normalde arabayla gidecektim. Böyle bir arada kaldık gene. Ama çok önemli değil, olmadı bugün internetten siparişini veririm. Bir şey mutlaka alacağım günün sonunda. Ama benim kaskım bayağı bir bolmuş, onu fark ettim. Zaten her yerde aynı şey yapılıyor. Denediğiniz ve beğendiğiniz ve kafanıza olan bir kaskın ölçüsüne de bakın arkadan. Kafa çapı olarak düşünün. İşte 57, 58, 59 ne çıkıyorsa çoğu markada da o ölçüye göre alabiliyorsunuz gibi oluyor. Sadece bunların isimleri değişebiliyor işte. Birinde M diye geçen, diğerinde L diye geçebiliyor falan. Belli olmuyor kısım. Ama genel olarak yakın çıkıyor. Kask şöyle, bir tane kask alacağız artık inşallah.
Niye bu kadar buğu yaptın ya? Bak devir çok yükselmeden quick shifter kullanınca böyle motor atlıyor gibi oluyor. Uzun süre binmeyip binince insan genelde yoruluyordu. Böyle daha sık binmek hoşuma gitti motora. Günlük binmek de isterdim ama o da yorabilir. Özellikle şehir içinde çok kullanıyorsan motoru yoracaktır. Şunu açmamışım alttan. O yüzden bu yerler. RPM takip ediyor olabilirsin muhtemelen çünkü bayağı el salladım. Arkadaşım kaskta intercom vardı bak. Intercom bana da lazım. Onu da alacağız inşallah. Kaan Elektronik'ten alacaktım o gün. Bizim Harun, önceki videolardan biliyorsunuz artık. Harun almıştı. Bana stok kalmadı. O yüzden tekrar bakıyoruz bir şeyler. Ya yurt dışından alacağım ya da tekrar satışını bekleyeceğim. Yeni serisi çıkmıştı onun. Kaan Master 6000 miydi, 6100 miydi, öyle bir şey. Ben de onu alayım, aynı olsun dedim ama bakalım bulabilecek miyiz? 10 dakikada mı geldik buraya? Kaç dakikada geldik acaba?